Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda Orbital yayınlarına ait 3. bölümün P testlerinden 14.sünü çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki atom numarası 12 olan magnezyum elementiyle atom numarası 16 olan kükürt elementi arasında oluşan bileşikle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi magnezyum elementinin atom numarası 12 olduğu için 2, 8, 2 diye yazarsak 2A grubuna yayılır ve artı 2 yüklenir. Kükürtün atom numarası 16'dır. 2, 8, 6 diye dağıtırsak son katmanda 6 elektronu bulunduğu için 6A grubuna yer alır ve metale karşı eksi 2 değerlik alır. Bu durumda magnezyum artı 2, kükürt de eksi 2 değerlik alacağı için artı 2 ile eksi 2 birbirini yok eder ve MgS formülüne sahip olurlar. Birinci ifade doğru olur. 2'ye bakarsak Lewis gösterimi demiş. Şimdi metaller noktadan kurtulmaya çalışır diyoruz. Dolayısıyla metalin etrafında nokta olmaması lazım. Artı 2 yükleneceğini söyleyebiliriz. Çünkü metal noktadan kurtulup artı yüklenir. Ametal de metalin vermiş olduğu noktalarla etrafını doldurur. Ve köşeli parantez çekilip 2 elektronun aldığı şekilde eksi 2'si dışa atılır. Yani şurası doğru olmuş ama burası yanlış olduğu için 2'yi almayacağız. 3'e bakarsak katal elektrik akımını iletmez demiş. Evet, iyonik bağlı bileşikler biz biliyoruz ki katalde iyonlarla ayrışamazlar. Bundan dolayı katal elektriği iletemezler. Ancak ısıtılırlarsa, yani sıvı hale geldiklerinde ya da sulu hale geldiklerinde elektriği iletebilirler. Bu ifade doğru olmuş. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet, devam edersek ikinci sorumuza baktığımızda diyor ki X, Y, Z elementlerinin katman elektron dağılımları aşağıdaki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. X için 2, 8, 5 şeklinde yazılmış. Yani son katmana 5 elektronu bulunduğu için 5A grubunda yer alır ve eksi 3 değerlik alır kendisini oktede tamamlamak için. Y'nin son katmana 1 elektron olduğu için 1A grubunda yer alır ve artı 1 yüklenir. Z de son katmanda 7 elektron olduğu için 7A grubunda yer alır ve eksi 1 yüklenir. Bu durumda birinci ifadeye baktığımızda X atomu 3 elektron alarak Z atomu ise 1 elektron alarak oktetini tamamlar demiş. Şöyle söyleyelim. Evet, X'in 3 elektron aldığını, Z'nin de 1 elektron alması gerektiğini zaten yukarıda söyledik. Bu ifade doğru olur. İkinci ifadeye baktığımızda diyor ki X ve Z atomlar arasında iyonik bileşik oluşur. Şimdi X eksi 3 yüklendiğini söyledik. Z'nin de eksi 1 yüklendiğini biliyoruz. X'i de eksi yüklendiği için burada iyonik bağlı bileşiğin oluşması söz konusu yok. Çünkü iyonik bağlı bileşikte bir tane katyon, bir tane anyon olması lazım ki elektrostatik çekim kuvvetiyle iyonik bağ oluşabilsin. 3'e geldiğimizde Y metal, X ve Z ametaldir. Evet, Y'nin 1A grubunda yer aldığını biliyoruz. 1A grubundaki elementler hidrojen hariç metal diyoruz. Bu durumda X 5A'da yer aldığı için ametal, Z de 7A grubunda yer aldığı için ametaldir. Yani bu ifade doğrudur. Yanlış olan sorulduğu için sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet, devam edelim. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki katman elektron dizilimi verilen X element atomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X'in ilk katmanında 2, ikinci katmanında 2, 4, 5, 6. Yani 2, 6 şeklinde bir elektron dağılımını yazabiliriz. Bu durumda A şıkkına baktığımızda diyor ki magnezyum atomu ile iyonik bağlı MgX bileşiğini oluşturur. Şimdi magnezyumun elektron dağılımını yazarsak 2, 8, 2 diye yazarız. Bu durumda son katmanda 2 elektron olduğu için magnezyum artı 2 yüklenir. X için şunu söyleyebiliriz. Son katmanda 6 elektron olduğu için eksi 2 yüklenecektir. Bu durumda X de eksi 2 yüklenirse artı 2 eksi 2 birbirini yok eder ve MgX bileşiği oluşur. Bu ifade doğrudur. Devam edersek X atomu 2 elektron vererek oktetini tamamlar. Ametaller elektron almak isterler. X burada 2 elektron aldığında oktete tamamlar. Bu ifade yanlış olmuş. C şıkkına baktığımızda X elementi ametaldir. Evet, 6A grubunda yer aldığını biliyoruz. 6A grubundaki bir element ametal özellik gösterir. Bu ifade de doğrudur. Karbon elementi ile kovalent bağlı bileşik oluşturur. Karbonun atom numarası 6'dır. 2, 4 diye yazarsak son katmana 4 elektron olduğu için 4A grubunda yer alan bir ametaldir. Bu durumda X de ametal olduğu için 2 ametal kovalent bağlı bileşik oluştururlar. Bu ifade de doğrudur.
E şıkkına baktığımızda sodyum 11 atomu ile X atomu arasında Lewis yapısı şu şekilde bir bileşik oluşur. Şimdi sodyum 11 olduğu için 11'e göre bir elektron dağılımı yazarsanız 2, 8, 1 diye yazarız. Yani son kat bir elektronu vardır ve sodyum bu bir elektronunu vermek isteyecektir. Artı bir yüklenir. Çünkü biz biliyoruz ki metaller zaten elektron vermek isterler. X'in 6A grubunda yer aldığını biliyoruz. Bu durumda X'in eksi 2 yükleneceğini de biliyoruz. Çapraz zaman yöntemiyle Na2X tarzında bir bileşik oluşacaktır. Peki Lewis yapısını kontrol edelim. İki tane sodyum olacağı için 2 Na artı diye yazılır. Metal noktadan kurtulmaya çalışacağı için metalin etrafına nokta konulmaz. Burası doğru. X'in ise eksi 2 yüklendiğini biliyoruz ama 6A grubunda yer aldığı için metalin vermiş olduğu 2 elektronu alarak kendisine önce bir oktet tamamlar ve etrafına 8 nokta konur. Daha sonra köşeli parantez çekilir ve aldığı elektron sayısı dışa atılır. Bu durumda bu gösterim de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda amonyak, flor ve potasyum klorür tanciklerinde atomlar arası bağ türü hangisine doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim, NH3 için azotun atom numarası 7 olduğu için 2, 5 diye dağıtırız. 5A grubunda yer alır, etrafına 5 nokta konur. Bu durumda hidrojenin biz biliyoruz ki atom numarası 1'dir. Yani değerli elektron sayısı 1'dir. Hidrojenin etrafına 1 nokta konur. Azot merkezde 3 tane hidrojenle 3 bağını yapar ancak bağ yapına katılmayan elektron çiftinden dolayı o da şapka görevi görür. Merkez atomda bağ yapımına katılmayan elektron çifti varsa ben buna şapka diyorum ki var. O zaman NH3 için şunu söyleyebiliriz. Eğer molekül olarak sorsaydı polar derdik ama bakın atomlar arası konuştuğu için yani şuradaki bağlardan bahsediyor. Farklı metal atomlar olduğu için polar kovalent bağdır. Bir defa bunu bu şekilde yorumlamamız gerekir. Flor molekülü için şunu söyleyebiliriz. Florun atom numarası 9'dur. 2, 7 diye dağıtırsak 7A grubunda yer alır ve etrafına 7 nokta konur. 2 tane flor olacağı için her bir florun etrafına 6 nokta ve bir tane bağ da bağ yapımında zaten kullanıldığını biliyoruz. Aynı atom olduğu için apolar kovalent bağ yapar. Peki niye iyonik olmaz? Çünkü 7A grubunda yer aldığı için kendisi ametal özellik gösterir. KCl için şunu söyleyebiliriz. Potasyum atomlarımız 19, klor 17. K19 için 2, 8, 8, 1 diye yazarsanız 1A grubunda yer alan bir metaldir. Klor 17 için aynı işlemi yaparsak 2, 8, 7'dir ve 7A grubunda yer alan bir ametal olduğunu biliyoruz. Metal ve ametaller biz biliyoruz ki iyonik bağlı bileşik oluşturur. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet devam edersek 5. sorumuza baktığımızda diyor ki iyonik bağlı bileşiklerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür demiş ama biz biliyoruz ki iyonik bağlı bileşikler elektrostatik çekim kuvvetine dayanır. Elektrostatik çekim kuvvetine dayanır. Bu durumda elektrostatik çekim kuvveti nedir? Artı ve eksi zıt kutuplu iyonların birbirine çekmesine dayanır. Elektron alışverişine dayanır. Bu durumda erime kaynama noktaları oldukça yüksek olur. Burası yanlış olmuş. Çok yüksek olur. İkiye baktığımızda genelde suda iyi çözünürler. Evet, biz biliyoruz ki kimyada çözünme ilkesini biz benzeri çözer ilkesiyle açıklıyoruz ama iyonik bağlı bileşiklerinde suda iyi çözündüğünü biliyor olmamız lazım. Sodyum klorür. Biz biliyoruz ki sofra tuzu ya da yemek tuzu diye geçer. Sodyum klorür katısını iyonlarına ayrıştırırsanız sodyum artı klor eksi şeklinde iyonlaşır. Ve bu durumda suda çok iyi çözünür. Bu ifade de doğrudur. 3'e bakarsak suda çözelse elektriği iletir. Evet biz iyonik bağlı bileşikleri suyun içerisine attığımızda iyonlarına ayrışabiliyorlar. İyon varsa ortamda elektrik iletimi de vardır. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet, 6. sorumuza bakacağız. Sorumuz şöyle. Yukarıdaki grafikte metal atomlarının değerli elektron sayısı ve atomun yapabileceği bağ sayısının gruplarla ilişkisi verilmiştir. Bu grafiğe göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Şimdi grafiği biraz analiz etmeye çalışırsak mavi renkler değerli elektron sayısı, pembe de yapılabilecek bağ sayısını bahsediyor.
4A grubundaki bir elementin bağ sayısının 4 ve değerlik elektron sayısında 4 olduğunu görüyoruz. 5A grubundaki bir elementin değerlik elektron sayısının 5 ancak 3 bağ yaptığını, 6A grubundaki bir elementin değerlik elektron sayısının 6 ve 2 bağ yaptığını görebiliyoruz. 7A grubundaki bir elementin değerlik elektron sayısının 7 yapmış olduğu bağında 1 olduğunu görüyoruz. Bu durumda birinci ifadeye baktığımızda ametaller grup numarası kadar bağ yapar ifadesi bu durumda yanlış olur. 4A için tutuyor belki ama diğerler için bu durumun tutmadığını söyleyebiliriz. 2'ye bakarsak grup numarası arttıkça oluşacak bağ sayısı azalır. Evet, 4A'dan 5A'ya, 5A'dan 6A'ya ya da 6A'dan 7A'ya gidildikçe grup numaralarında bir artış görüyoruz. Ancak bağ sayılarında da azalma görüyoruz. Bu ifade doğru olur. 3'e baktığımızda ametaller oktet kuralına uymaları için gereken elektron sayısı kadar bağ yapar. Evet, 4A grubundaki bir element artı 4 ile eksi 4 arasında değer alır. 5A'daki element artı 5 ile eksi 3, 6A'daki 6 eksi 2, 7A'daki artı 7 ile eksi 1. Sadece flor istisnası var bu grupta. Yani amaçları oktete benzemek, bu durumda oktet kuralına uymak için elektron sayıları kadar bağ yaptığını biliyor olmamız lazım. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Sorumuza bakacağız. Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri hem polar hem de apolar kovalent bağ içermektedir diye sorulmuş. CH5Cl'nin yapısını hatırlayacak olursak iki tane karbon ve karbonlara bağlı hidrojen atomları var. Bunlara bağlı bir tane de klor atomunun olduğunu biliyoruz. Bu durumda karbonla hidrojen ya da karbonla klor arasındaki bağların farklı ametaller arasında gerçekleştiği için polar, iki karbon atom arasında gerçekleşen bağında apolar olduğunu biliyor olmamız lazım. Yani burada hem polar hem apolar var. NH4 için iki tane azot kendi arasında birer bağ. Her bir azot iki hidrojenle ikişer bağ. Toplamda her bir azot üç bağını yapsın. Bu durumda azotun tabi şapkaları da tepesinde yer alacak. Burada azotlar arasındaki bağın apolar olduğunu, azotla hidrojenler arasında bağın polar olduğunu biliyor olmamız lazım. Bu da olur. Geldik üçüncü ifadeye. Karbona bağlı 3 tane hidrojen ve ona bağlı klor olduğunu görüyoruz. Karbon klor arası ya da karbonla hidrojen arası bağın polar olduğunu biliyor olmamız lazım ama apolar kovalent bağ göremiyoruz. O zaman bu ifade olmadı. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Arkadaşlar burada bir düzeltmeye gidelim. Cevap anahtarı E şıkkı vermiş ama E şıkkının olması söz konusu değil. Bu durumda cevap B seçeneği olarak düzeltebilirsiniz. Devam edersek 8. sorumuza baktığımızda diyor ki lityum, oksijen ve flor elementleri arasında oluşan taneciklerin atomlar arası bağ türleri hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim, lityumun atomlar arası 3 olduğu için 2,1 diye yazarız. Oksijen 2,6 diye yazarız. Flor'u da 2,7 diye yazarız. Lityumla oksijen için şunu söyleyebiliriz. Lityum 1A grubunda yer alan bir metaldir. Oksijen 6A grubunda yer alan bir ametaldir. Flor da 7A grubunda yer alan bir ametal olduğunu biliyor olmamız lazım. Bu durumda lityum metal, oksijen ametal olduğu için metal ametal iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Devam edecek olsak OF2 için oksijen de ametal, flor da ametal, iki ametal bu sefer ne yapacak? Farklı ametaller olduğu için bakın atomlar arası konuşacağız. Farklı metaller olduğu için polar kovalent bağ dememiz gerekiyor. Böylece cevabı bulmuş oluyoruz ama flor için şunu söyleyebiliriz. Florun ametal olduğunu iki tane aynı atomdan oluşan flor atomunu görüyoruz. Yani bağ görüyoruz. Bu durumda aynı atom olduğu için apolar kovalent olur. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. 9. sorumuza baktığımızda yukarıda sıvı haldeki su molekülleri arasındaki etkileşim 1 ve 2 rakamıyla gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci etkileşim kovalent bağdır demiş. Birinci etkileşime baktığımızda oksijenle hidrojen arasında gerçekleşen atomlar arası bir etkileşim yani güçlü etkileşim olduğunu görüyoruz. Bu durumda ametal atomlar arasında gerçekleştiği için kovalent bağ diyebiliriz. Birinci ifade doğru olur. Devam edersek ikinci etkileşim moleküller arası etkileşimdir. İkinci etkileşimde birinci moleküldeki hidrojenin ikinci moleküldeki oksijen atom arasındaki bir zayıf etkileşim olduğunu görüyoruz.
yani moleküller arasında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 3'e baktığımızda birinci güçlü, ikinci zayıf etkileşim. Bunu zaten söylemiştik. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Evet, 10. sorumuza bakacağız. Metal atomları bir araya geldiğinde metalin çekirdeği tarafından zayıf çekilen değerli elektronları hem kendi yörüngelerinde hem de komşu metal atomların yörüngelerinde serbest halde hareket ederek bir elektron denizi oluştururlar. Metallere ait özelliklerinden hangileri elektron denizi modeliyle açıklanabilir diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim. Burada aslında sorunun sorulma amacı şudur. Metalik bağ diyor. Metallere ne gibi özellikler kazanır? Metalik bağ kabaca şöyle düşünebilirsiniz. Bir artı yüklü katyonla elektron denizi modeli oluşabilmesi için eksi yüklü iyon arasında gerçekleşen bir bağ türü. Kabaca elektron denizi modeli diye açıklanır ve metaller arasında gerçekleşen bağ olduğunu unutmamamız lazım. Peki metalik bağ metallere ne gibi özellik kazandırırlar? Metallere verilen fiziksel özellikler aklımıza gelsin. Mesela metaller biz ısı ve elektriği iyi iletirler diyoruz. Hem katı hem sıvı halde. Bu olur. İkiye bakarak biz diyoruz ki metaller tel ve lev haline gelebilirler. Bu ifadede olur. Üçte de metalik parlaklık özellik gösterirler. Evet, parlak olma özelliği zaten metalik bağ sayesindedir. Bu da doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Evet, 11. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda elektron yoğunlukları verilen moleküllerle bağ türlerinin eşleştirmesi hangisine doğru verilmiştir? Şimdi şöyle söyleyelim. Bağ eşleştirmelerinde dikkat etmemiz gereken olay şudur. Eğer elektron yoğunluğu aynı toplamdıysa, yani simetrikse, bu kadar çekiyorsa, bu da bu kadar çekiyorsa aynı atomdur ve apolar kovalent bağdır. Eğer artı ve eksi yük varsa artık bu elektrostatik çekim kuvveti yani iyonik bağdır. Bir taraf diğer tarafa göre daha fazla çekerse biz buna kısmi negatif ve kısmi pozitif uç deriz. Negatif kısım daha çok çeker elektron yoğunluğunu kendisine doğru. Bu da polar kovalent bağ olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olur. Arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.